Özgür Düşünce programı, çok sevgili, çok aziz izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Bu hafta yine Profesör Doktor İbrahim Öztürk ve bendeniz Eser Karakaş huzurlarınızdayız. Olağanüstü yoğun bir hafta. Bizim de biz iki iktisatçı olarak iktisattan da bahsedeceğiz tabii ama orada çünkü hem 5 yıllık kalkınma planı geliyor şu anda tekrar gündeme. Bir de 2024 bütçesi meclise geliyor. Komisyona gelecek. İlk tasfiye çıkmış. Bundan mutlaka bahsedeceğiz bunlardan ama tabii bu hafta kaçınılmaz olarak ben önce İbrahim Hoca'nın Filistin'de olan bitenlerle ilgili görüşünü almak. Ne diyorsun hocam? Hocam zor bir konu tabii. Yani insan olarak tabii ki içimiz kanıyor. İki tarafta 1000 kişiyi aşan bir insan, İsrail tarafında hiç olay mahallinde olmayan, çoğusu konunun bir parçası olmayan sivil insanlar durup dururken bir gece öldürülmüş. Diğer tarafta 2500'ü geçti. Belki 5000'den fazla da yaralı vardır. Ve artık Gazze diye bir şehir yok. Tümüyle mezbeleliğe döndü. Korkunç düşmanlıklar, kinler tetiklendi. Büyük aktörler Avrupa Birliği gibi çok şaşkınım. Olayın bir çözüm parçası olmak yerine bir tarafın yanında açık ve seçik yer aldılar. Öyle görüyorum ben Avrupa Birliği. Neredeyse yani ben tabii ki Hamas terörünü, masum insanların öldürülmesini kınayalım ama diğer tarafta da devletin devlet olduğunu unutup devlet gibi müdahale etmek yerine mafya gibi, terör örgütü gibi davranılması var. Orada da onu kınamak lazım. Bilemiyorum, siz de farkındasınız değil mi? Avrupa'da neredeyse İsrail'i eleştirmek suç haline geldi şu an. Şu anda şeyde yani Fransa'da, Almanya'da Filistin örgütü, Filistin lehine gösteri yapmak yasaklanmış vaziyette İçişleri Bakanlığı tarafından. Özgür Filistin ifadesi yasak kapsamına alındı diye duydum Almanya'da hocam. Hocam çok sıkıntılı. Dünya çok sıkıntılı bir şeyden geçiyor. Çok. Bölge ülkeleri bakın farkındaysanız Çin sessiz sedasız duruyor. Rusya daha dikkatli ve Filistin lehine bir pozisyon almaya çalışıyor. Bölge ülkeleri sessiz sedasız Rusya Çin eksenine doğru bu şekilde daha da itilmiş olacak. Ben Avrupa'dan enteresan sanki koca Avrupa Birliği bir yerden bir talimat bekliyormuş gibi böyle bir şey için bir gecede hiçbir konuda karar alamayan, her konuyu zamana yayan, ne yaptığı belli olmayan Avrupa sanki böyle ortak bir yerden talimat verilmiş gibi tek bir ses halinde inanılmaz bir şey. Ben bu çok yani Avrupa Birliği demokrasisinin nasıl bir fanusta olduğunu görmek beni acayip kaygılandırıyor hocam. Doğru ama neyse sonra o konuya da geliriz. 40 yılda bir iyi şeyler de olmuyor değil. Polonya'nın o meşhur 8 yıldır iktidarda olan o popülist özgürlükler karşıtı partisi seçim kaybetti. Bu çok önemli hocam. Avrupacı. Yani Avrupa Birliği'nden yana parti, Avrupa Birliği kurallarının Polonya'da bütünüyle yaşama geçmesini savunan parti. Ama sanırım yine koalisyonun büyük ortağı olacak. Evet, koalisyonun büyük ortağı olacak ama en azından eski Polonya kalmayacak. Bu da iyi bir şey tabii. Ama dediğim gibi Filistin meselesi gerçekten çok büyük bir sorun. Büyük sorun. Benim lise arkadaşlarım var. Benim okuduğum lisede çok gayrimüslim şeyimiz vardı yani 60'lı yıllardan bahsediyorum. 70'li yılların başı, 60'lı yılların ikinci yarısı. Sınıfta çok sayıda Musevi, Ortodoks, işte Rum, Ermeni ve Yahudi arkadaşımız vardı. Sınıf arkadaşıydık yani beraber okuduk liseyi Saint Joseph'te. Onların bir bölümü şeye gittiler. İsrail'e yerleştiler. Ama çok arkadaşlar başarılı bir mail grubu kurdular. Son 10 yıldır hep haberleşiyoruz. Özellikle bu olayların başlamasına itibaren oraya yerleşmiş bir iki tane Musevi arkadaşımızla çok her gün gibi mailleşiyoruz, telefonlaşıyoruz hatta. Onlardan da ilginç bir şeyler alıyoruz yani en azından. Çünkü onlar Netanyahu'cu değiller yani. En azından yani Kabil-i Muhatap olarak
Netanyahu'dan yani hoşlanmayan bir Yahudi grubu bizimkiler. Hocam şunu sorayım bu vesileyle. Türkiye'deki Musevi cemaatinin bu olup bitenlere yönelik bir temsil edebilecek bir görüşü var mı bahsedebileceğiniz? Hocam yok, ödü patlıyor, ödleri patlıyor çünkü ben çok açıkça söyleyeyim, hiç çok net bir şey söyleyeyim. Konuşmak bile istemiyorlar, ödleri patlıyor. Bir şey neden? İhtimal ama çok korkuyorlar. Türkiye burası yani hafızalarda 6-7 Eylül'ler var, şunlar var, bunlar var. İşte artık kim yapmıştı o belli değil, işte o sinagogdaki muazzam facia yani Galata'daki. Yani dolayısıyla bu konuda açıklama yapsalar da inanmamak lazım. Çünkü korkuyorlar. Ha, enteresan. Onu çok iyi biliyorum. Yani şöyle bir boyutu mu var olayın hocam? Bir yandan tanıdıklarım çok var o cemaatin içinden yani. Çok korkuyorlar Türkiye'den. Bir yandan Türkiye'nin içinden korkuyorlar, Türkiye'den korkuyorlar. Bir yandan da bu insanlar bir çeşit kabul edelim, başları sıkışsa gidecekleri bir yer olarak İsrail var. O tarafı da çok çok eleştirmekten rahatsızlar. Ya şimdi ben bunu çok uzun süredir dile getirdiğim bir konu. Yani özür dilerim, bir yanlış ifade de kullanmak istemem. Onlar bu ülkenin çocukları. Biliyorsun tabii. Bu ülkenin vatandaşları ama son tahlilde ülkemiz evlatlarını kıyıyor. Bir herkese kıyıyor. Sadece onlara kıymıyor. Maalesef, maalesef. Yani varlık vergisi yaşamış bir ülke burası. İşte ondan sonra 6-7 Eylül'leri yaşamış. Yani dolayısıyla buradakilerin yani bir açıklama da yapsalar şey yapmamak lazım. Çok itibar etmemek lazım. Çünkü özgür iradeleriyle yapamazlar bu açıklamaları. Ama şeye baktığım zaman şöyle bir şey söylediler ve ben yani yine o yazıştığım arkadaşlardan, onlar çok açık söylemediler ama onlar Netanyahu şöyle eleştiriyorlar. Yani abartılmış çok, yani daha doğrusu şöyle, tam da nasıl formüle edeceğim bilemiyorum. Çünkü ben Erdoğan'la bir paralellik kurdum Netanyahu arasında. Herhalde Erdoğan'ın çıldıracağı bir şey bu ama orada gerçekçi gördük de yani işte bu Hamas meselesinde bir güvenlik şeyi var, korkusu var. Ben buna biraz abartılmış güvenlik korkusu diyorum. Neden? Önce Yahudi arkadaşlarla itiraz ettiler bu abartılmış sözüme benim. Yani gerçek dediler, abartılmış ama şu bakımdan abartılmış bir özgürlük güvenlik korkusu. Güvenlik kaygısını çok ön plana çıkarttık. Entebbe baskınıyla adını İsrail'e duyurmuş Netanyahu'yu siyasette buralara kadar taşımış olmak. Çünkü Netanyahu çok önemli, çok nitelikli, çok parlak. Yani ortalama bir Yahudi'yi temsil edebilecek kadar bir insan değil. Ortalama bir Yahudi'den bahsediyorum. Yani böyle Kudüs Üniversitesi'nde, Jeruzalem Üniversitesi'nin profesörler düzeni söylemiyorum. Ortalama bir Yahudi'yi de temsil edebilecek niteliği olduğu konusunda kuşkular var. Ama bu güvenlik şey konusunda en çok ona güveniyorlar. Ve dolayısıyla bu güvenme sonucunda daha az nitelikli birisini getiriyorlar. Ama siz yürütmenin başına daha az nitelikli birisini getirdiğiniz zaman, o zaman aslında daha büyük bir güvenlik açığı vermeye başlıyorsunuz. İşte bu konuda şey yapamıyoruz. Diyorum ki yani siz tamam, güvenlik kaygınızı çok iyi anlıyorum. Ama bu güvenlik kaygınızı biraz abartıp da sırf güvenlik nedeniyle çok yetenekli olmayan birisini İsrail devletinin başına getirdiğiniz zaman başka güvenlik açıkları çıkıyor ortaya. Yani dünyayı okuyamama, işte başka şeyler, sorunlar çıkıyor. Türkiye'de de benzer bir şeydi yani. Türkiye'de hocam de özür dilerim. Dün İsveç sanırım Belçika milli maçı öncesi Belçika olaylar oldu. İsveçli taraftarlar öldürüldü. Öldüren Tunuslu bir dinci fanatik. Şimdi mesela Avrupa Birliği'nin böyle dakika bir tercihlerini İsrail'in lehine koyup buralarda her türlü gösteriyi, yani belki yasaklanması gereken gösteriler de var. Belki eylem yapmasına izin verilmemesi gereken gruplar ve tipler var elbette. Ama genel olarak Filistin'in haklı sesini barışçıl protestolarla, konferanslarla, gösterilerle
duyurulmasına bile tavır koyan bir Avrupa'nın İsrail'e açık ve seçik şartsız neredeyse destek verir bir görüntü içinde olması, Avrupa'da milyonlarca Müslüman yaşıyor. Bunların içerisinde fanatik, aşırı konuya duygusal yaklaşan, kendini olayın parçası olarak gören insanlar var. Mesela bu Avrupa'da düşünmüyor bu yaklaşımının sonuçlarını yani. Hocam izledim mi bilmiyorum. 2-3 gün önce Washington'da Beyaz Saray'ın önünde çok büyük bir Filistin yanlısı gösteri yapıldı. Tabii polis kontrolünde, tabii Beyaz Saray'ın önünde oluyor. O sırada ben de o haberi bir Fransız televizyondan izliyordum. Daha doğrusu bir haber kanalından izliyordum. Yorumcular var ve yorumcular içinde Amerika'yı çok iyi bilen, yani hatta orada büyükelçilik yapmış olan insanlar da vardı. Birisi ağzından bir laf kaçırdı fakat üzerine gitmedi kimse. Dedi ki, bu toplantıyı doğrudan Biden örgütledi dedi. Yani Filistin yanlısı, yani muazzam neler söylendi falan orada. Amerika'ya küfürler, şudur budur, işte şeytanlar, şunlar bunlar. Birisi, yani ama toplantıdakilerle üzerine gitmediler konunun. Bu toplantı, bunu dedi, Biden bizzat kendisi örgütledi dedi Amerika'da dedi. Hocam Biden'dan geriye iki cümle kaldı. Yani birçok cümle kurmuş olabilir de iki cümle geriye kaldı. Birincisi açık ve seçik İsrail'in Gazze'ye girişini ve oraları yakıp yıkmasını meşrulaştıran bir cümle kurdu. Birkaç gün geçtikten sonra da İsrail'in Gazze ile sınırlı kalmasını, Gazze'yi ilhak etmemesini gidip tabiri caizse intikamını alıp geri dönmesi gerektiğini söyledi. Yani sanki orada bir geri adım atma zarureti mi duydu, ilk cümleyi dengeledi mi, böyle birbiriyle çelişen iki cümlesi geri kaldı yani. Ya Biden'da herhalde onun da belli bir yaşı geldi çünkü. Daha şunu da söyleyeyim mesela. Amerika'da dün sabah 71 yaşında bir Amerikalı adam elinde silahıyla komşusu olan aile, Filistinli aile, 6 yaşındaki çocuğunu öldürdü. Kafasına kurşun sıkarak. Of. 6 yaşında çocuk. Filistinli bir Arap ailenin çocuğu. Bunun üzerine Biden çok sert bir açıklama yaptı. Bu İslamofobiye Amerika'da artık birilerine mutlaka dur demesi lazım dedi. Bir de tabii arkada tartışması var ama o sonuçlanmayacak bir tartışma gibi. Bu silah taşıma anayasal hakkı, yani silah edinme ve bulundurma anayasal hakkını Amerikalılar kolay kolay tartışmayı açamıyorlar. Anayasal bir şey biliyorsun yani meşhur. Yaklaşık 85-90 yaşlarında bir İsrailli askeri kıyafetler giymiş, silahını eline almış, direkt Gazze'ye İsraillileri İsrail'le önüme çıkan herkesi öldürmeye gidiyorum diye video yayınladı hocam. Bizim tarikatçılar siz gidin cihad edin, bizim işimiz var diyor ama İsrailli Yahudilerden bazıları enteresan, çok olay çok farklı bir aşamaya gidiyor bu sorumsuz cümlelerle. Evet. Şöyle bir paralellik kurdum dedim Erdoğan'la. Erdoğan'ın da çıkışında çok haklı gerekçeler vardı yani 90'ların sonunda. Yani hem Türkiye'nin tek parti yönetim mantığına ele getirdiği eleştirileri hepimiz paylaştık bunları. Tabii ki. Ondan sonra Türkiye'de inançlar üzerine olan devlet baskısını hepimiz buna şey getirdik. Fakat Erdoğan eleştirileriyle haksız değildi. Erdoğan eleştirileriyle haklıydı. Erdoğan yaptıklarıyla eleştirdiklerinin yerine geçti. Ama şu oldu. Bunu çok abarttı. Netanyahu'nun şeyini abartması gibi. Yani güvenlik kaygısını seçmeniyle beraber çok abartması gibi Erdoğan'ın bu dini değerlere bu kadar üzerine abanmasını çok fazla abartmaya başlayınca toplumlarla bir karşılık buldu ve şöyle bir paralellik kuruyorum. Yani İsrail çok önemli bir yerde, çok önemli bir devlet ama başında onun gereklerini yapabilecek efsafa sahip olmayan birisi var. Şimdi bu cümlemi al, İsrail çıkar, yerine Türkiye koy. Orada güvenlik kaygısı, bizde güvenlik kaygısı bu kadar şey değil belki.
başat bir kaygı değil. Ama bizde de işte dini hassasiyetler çok abartılınca ve burada toplumda karşılık da bulunca. Evet. Hocam izniniz olursa. Etrafa sahip olmayan birisi geldi. Birazdan örnek vereceğim. Somut bütçe üzerinden bir örnek vereceğim birazdan. İzniniz olursa hocam burkula bir iki cümle etmek isterim. O da şu. Şimdi Türkiye'de bilhassa muhafazakar kesimin Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekilmesi ve kendilerine göre Cumhuriyet'in de onların istediği, hayalini kurduğu bir sonuç üretmemesinden kaynaklanan korkunç bir hayal kırıklığı ve bir de beklentileri üzerine oturtulmuş, romantik beklentiler üzerine oturtulmuş muazzam bir stok var. O stok iktidara bunlar geldikleri zaman İsrail'e haddini gösterecekler. Osmanlı geri gelecek, beklentiler yerine gelecek, şaha kalkılacak. Araplara yeniden büyük abi olunacak muhabbeti. Bunu öyle büyük bir bekletti ki bunlardan iktidara gelen tabiri caizse ben bile olsam o korkunç beklentinin önünde durmak mümkün değil. O yüzden o romantik ve tarihten kopuk, gerçeklerden kopuk inançlarla her yere züccaciye dükkanına girmiş fil gibi daldılar. Ta ki sınırlarını, limitlerini, güçlerini test edip o karşılığı olmayan beklentilerini reset etsinler, yenilesinler diye. Ben öyle görüyorum ki Erdoğan işte Sisi'ye dokundu, yandı, Suriye'de mahvoldu, Suud lideriyle kapıştı, sonunu biliyoruz, One Minute'den sonra olup bitenleri biliyoruz. Bütün bu dinci beklentilerini tatmin etmek tabii ki kendi beklentileriyle korkunç bir maliyet üstlendi. Ama yavaş yavaş da o stoklar tüketildi. Nihayet gerçeklerle yüzleşelim noktasında tabiri caizse Cumhuriyet'in konvansiyonel politikalarına konverç etmeye başladılar zorunluluktan dolayı. Büyük bir maliyet ama günün sonunda gerekli bir şey. Tıpkı NAS olayında da olduğu gibi hocam. Maliyeti 1,5 trilyon dolarlara varacak bir korkunç bir fecaat. Ama dinci inancında faiz haramdır. Onu sıfırlayacağız, yok edeceğiz inancıyla test etmek mecburiyetinde kaldılar. Elde var sıfır, çöktü gitti. Hocam işte biraz önce söylediğim vasıf açığı dediğim şey bu. Evet, vasıf, vasıf açığı. Evet. Yani maalesef böyle bir şeyle karşı karşıya. Vasıf açığı kapanmadan hiçbir açık kapanmıyor hocam. Ne cari açık kapanıyor ne bütçe açığı kapanıyor. Ben Türkiye şeyim kurduğum paralellikle biraz öyle yapıyorum hocam. Şimdi hocam şey. Düşünsenize şu One Minute'den sonraki hikayelerden sonra 2022 yılıydı sanırım. İsrail Devlet Cumhurbaşkanı'nı devlet töreniyle sen sarayda karşılıyorsun. Herzog'dan bahsediyorum. Isaac Herzog'dan. Herzog'un bir açıklaması var. Aynen şöyle diyor. Gazze'de suçsuz olan tek bir canlı yaratık yoktu. Aynı sorun işte. Yani böyle bir şey, bir cumhurbaşkanı böyle bir şey söyleyebilir mi ya? Olacak iş mi? Evet. Olacak iş mi yani? Bir cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yapabilir mi ya? Bu vasıf açığını 5 yıllık planda da gördünüz mü hocam? Hocam ben sana en şeylerini vereyim. Bir iktisat profesörü olarak hocam. Sen değerlendir. Yani 5 yıllık ortalama büyüme %5 diyorlar. Sıkarlarsa belki tutar ama bilmiyorum. Tabii döviz kuruyla ilgili bir şey görmedim daha. Türkiye'nin bütün zamanlardaki uzun vadeli şey var. Ortalama büyüme performansı alttan ve üstten %5'e yakınsar. Yakın, evet. Bu sırf bu ampirik veriyi alıp oraya koysalar bu evet. Anlamda konabilecek en güzel istatistiği koymuş olurlar. Bu bile şüpheli. Ama dolar kuruyla ilgili herhangi bir beklenti şeyi bilmiyorum. 5 yılın ortalama şeyi nasıl yıllar itibariyle ama 5. yılın sonunda kişi başına gelirin 17.500 dolar olacağını. 17.554 dolar olacağını. Yani bundan sonraki 5 senenin sonunda 17.500 dolar. 2023 yılında 25.000 dolar söz vermişlerdi 2013 yılında. Çok pardon, bundan sonraki 5 yılda 17.000 olacak diyorlar değil mi? Yani 2000 kaçta olacak? Yani 24'te başlayacağına göre 29 yani 29'da. Yani
17.554 ya, haklarını yeme. 54 dolar, 54 dolar. Evet, welcome to reality değil mi nihayet hocam? Evet, evet, 17.554 dolar. 5 milyon ilave istihdam yaratırız 5 yılda diyorlar. Onu buna bilemiyorum. İşsizlik oranı %7,5'a düşecek diyorlar. Ondan sonra ihracat 375 milyar dolara çıkacak diyorlar. Bunlar 5 yıllık kalkınma planının iktisatçıları en azından doğrudan ilgilendiren hedefleri. Enteresan. 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracatı 2029 yılında 375 milyar dolara indirdiler. Süper. Evet, evet, aynen. Hocam o zaten o bir şaka gibi, o çok güzel o şey zaten. Kişi başına gelir işte 25 bin dolar yapacağız. 1 trilyon dolar, yani 2 trilyon dolardır milli gelir hedefleri falan falan ondan sonra. Şimdi tabii bunu söylemek de kolay iş değil ama şey de yok Türkiye'de yani. Ya bunu söylemiştin ne oldu dediğin zaman da siyaseten bir karşılığı yok bunun vatandaşın. Atat gitsin. Yok. Atat gitsin. Yani. Hocam bir yıllık bütçe hedefini, bir yıllık dış ticaret açığı hedefini, bir yıllık enflasyon hedefini, bir yıllık bilmem ne hedefini tutturamamış, defalarca revize etmiş bir hükümetin 3 yıllık orta vadeli plan, 5 yıllık kalkınma planı yapması mümkün müdür? Bunu takip etmesi, sonuç alması mümkün müdür? Bugüne kadar oldu mu böyle bir şey? At gitsin diyorum işte yani. Biraz müstehcen bir fıkra anlatabilir miyim? Bizim programımız böyle şeylere müsaittir hocam. Lütfen buyurun. 90 yaşında bir adam doktora gidiyor. Ondan sonra işte bunların her gün bir kahvede toplanıyorlarmış 90 yaşında. Hepsi 90 yaşında aşağı yukarı işte. 89, 92, 93 o grup şeyi. Ondan sonra bütün o adamlar kahveye geldikleri zaman çok genç kadınlarla nasıl çapkınlık yaptığını anlatıyorlarmış. Bu adamcağız şu hayretle dinliyormuş Allah Allah falan diye ve bundan bir eziklik duymaya başlamış. Ya bunlar ne anlatıyor? Ben nerede diyor adam. Ondan sonra işte bir doktor tanıdığına gidiyor. İşte durumu anlatıyor. Bütün arkadaşlarım topluyor. Hepsinin yaşı benim kadar diyor. 90 yaşında. Ama hepsi diyor çapkınlık hikayeleri anlatıyorlar. Yeni diyor yani. Geçmişi anlatmıyorlar diyor. Bana bir çare bul ne olur diyor. Çare çok kolay diyor. Adam diyor ki vallahi bütün servetimi veririm bana bir çare bul diyor. Çare çok basit diyor. Sen de anlat diyor. Süper, çok güzel. Süper, harika. Çok güzel. Tam ya, yerine oturdu ya, hocam. Süper. Yani bu 5 yıllık kalkınma falan da muhteşem. Sen de anlat muhteşem diyor. Muhteşem, çok güzel. Hocam AKP'nin bir kere bırak niyetinin olmamasını, bu tür planlamaları yapabilecek, bu tür rakamların, istatistiklerin, cümlelerin birbirleriyle senkronize olacağı bir entelektüel sermayesi, bir uzmanlık kapasitesi kalmadı orada. Can vasıf dedim, bu çok ciddi bir sorun. Yani. Çok vahim bir sorun. Bak şimdi hocam, şimdi 2023 bütçesi ek bütçeyle beraber, yani maliyeti tabiriyle A cetveli yani bütçe giderlerinin toplamı iki ek bütçeyle üzerine koyduğun zaman 5.6 trilyon TL. 2024 bütçesi 11 trilyon TL. Yani aşağı yukarı iki katından biraz daha da fazla çıkıyor. Bunu sadece bir kere enflasyonla açıklıyorlar. Demek şimdi bu, o zaman bu enflasyonla açıklanıyorsa bu, demek o zaman enflasyon %100'ü de geçecek olan gibi bir şey çıkabilir yani buradan. Yani hani oraya girmiyorum. Bütçe güncellemeleriyle yeniden değerleme oranları hocam aslında halktan gizlenmiş olan enflasyonun gerçeğini verir. Söylüyor tabii, söylüyor. Yani onu, adam diyor ki yeniden değerleme oranı diye bir kavram var yani. Bu aşağı yukarı şey, enflasyonu yansıtmak zorunda zaten. Yani ki yeniden değerlemenin bir anlamı olsun. Kavramın yani. Çünkü masraflar şunlar bunlar. Kamu maliyesini ilgilendiren bir kavram yeniden değerleme oranı. Ondan sonra söylenen şeyden çok farklı. Yani şöyle diyebilir miyiz hocam, siz maliyecisiniz. Devletin halka verdiklerine bakarak enflasyon anlamak mümkün değil. Halktan almaya başladığında enflasyon oranını öğreniyorsun. Aynen. Çok güzel söylüyorsun. Ya, harika. Hocam şimdi öyle 11 trilyon bütçe gideri.
A cetveli. B cetveli, gelir cetveli 8.4 trilyon. Yani ortada önemli bir şey, milli gelire, bütçe açının da, yani C cetvelinin de milli gelire oranı %6.4 diyorlar 2024. Büyük bir oran. Çok yüksek bir bütçe açığı hedefi. Hani şey olur, ben çok öyle hani dini konularda çok şey bir insan değilimdir ama bu şeytan kavramı da monoteist dinlerin kavramı değil mi, şeytan kavramı? Ya bu şeytana inanmaya başladım ben çok ciddi bir şekilde. Çünkü bir şekilde giriyor. Yapmamam gereken şey bir anda kafama geliyor ve ya bu yap eser yap diye tutturuyor. Aşağıda gelirler kalemi var. Yani hangi ne vergiler alınacak 2024'teki tahmin edilmiş. Aynı bütçe belgesidir. Yani yaklaşık, yani bütçe gerekçesinin özeti bu şu anda çıkart. O topluyorum öngördükleri bütçe gelirlerini. 8.4 trilyonun üzerinde çıkıyor. Çok iyi ya, süper. Yani alt kalemleri toplayınca şeyden fazla çıkıyor. Çok güzel ya. Ya hocam, bunu normalde bir Excel programında yapsan sana bu hatayı gösterir mesela. Tabii. Hocam, vasıf sorunu çok ciddi bir şey. Çok şaka değil yani bu söylediğim. Herkes bunu şey alıyor. Hafife alıyor. Ama hocam, başka enteresan dikkat çeken, böyle tabii kalkınma planı açıklanacak, daha detaylarını konuşuruz ama planlı şunu söyleyeyim hocam, bütçe açığı %6.4 gayri safi yurt içi hasıl oranı, ama bir hesap yapmışlar, deprem harcamalarının bütçe açığı şeyi, o da onun da gayri safi yurt içi hasıl oranı %2.5. Şimdi 6.4'ten 2.5 çıkarırsan aşağı yukarı 4 gibi bir şey kalıyor. Yani hiç deprem harcaması yapmasan yine Türkiye %4 bütçe açığı verecek 2024'te. Böyle bir sıkılaştırma programı gördün mü sen? Yani açık ve seçik bir enflasyonla mücadelenin, bunu daha önce söylemiştik. O zaman artık bunu daha güçlü bir sesle, özgüvenle söyleyebiliriz hocam. Enflasyonla mücadele denen hikaye 2023'ün sonuna kadar, gittiği yere kadar. 2024 başlar, Erdoğan bunları muhtemelen kovar veyahut da sessiz moda alır. Ondan sonra yerel seçimlere kadar yeniden harcamanın çuvalın şeysi açılır yeniden. Yani bunu eskiden, şimdi ders kitaplarında görmüyorum, yani öyle introduction kitaplarında görmüyorum. Eskiden yani bizim asistanlık yıllarının stop and go modeli derlerdi, değil mi? Stop and go. Ondan sonra ama artık stop and go'dan sağ diye öndeki cama kafayı vuruyoruz yani sürekli bu stop and go'lar. Go'larda da ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Stoplarda da ön cama vuruyor. Bu kadar olmaz hocam bu. Yani hocam, Türkiye'nin yakın iktisat tarihi eğer bize bir şey söylüyorsa o da şudur. Enflasyon seçim kaybettirmiyor Türkiye'de. Türk halkı enflasyondan dolayı cezalandırmıyor. Çünkü korkunç bir kısa vadecilik ve dünü olmayan bir toplum. İllüzyonla, parasal yanılgıyla da rahatlıkla manipüle edilen bir toplum. Dolayısıyla bakın, Polonya'dan bahsedildi. Siz programın başında gündeme getirdiniz. Bütün uzmanlar Polonya'daki seçimde minicik bir enflasyondan bahsediliyor. Yani o olmasaydı bu mevcut iktidar bu duruma bile düşmezdi. İktidarını sürdürürdü diyorlar. Yani Polonya'nın enflasyonu %7-8 civarında bir enflasyondan bahsediyoruz. Geçici olarak bir enflasyon. Türkiye'nin %120'leri gören enflasyonu bir sonuç üretmedi. Yani Türkiye'de onun için kimse enflasyonla mücadele ediyorum programı bizim için bir kıymet harbiyesi olan bir cümle değildir. İlginç, aklım vermediği bir konu bu. Ama Ersin Kalaycıoğlu'na belirli bir saygım vardır. Tabii arkadaşımdır yani, iyi de tanırım. Ondan sonra Ersin Kalaycıoğlu'nun yaptığı işte şeyle bir grup arkadaşla yaptığı araştırmalarda, buna Binnaz Hanım falan da dahil, Ali Çarkoğlu dahil bildiğim kadarıyla, işsizliğin dahi seçim sonuçlarına etkisi çok düşük çıkıyormuş. Hocam, ben de onların ampirik çalışmalarını çok beğenirim. Benim de çok beğendiğim bir üçlüden bahsettiniz. Ama bunun iktisat modelinin ötesine taşan açıklaması sosyolojik ve kültüreldir. Tabii. Esas işin özü orada. Ama şeyi çok güzel söyledin. Yani bu parasal yanılsama
Şimdi bunu biraz avamlaştırırsak bu konuyu, mesela balık hafıza diyebiliriz, değil mi şimdi? Dini olmayan toplum derken onu Derken kastediyor. o balık hafıza. Şimdi mesela aslında Erdoğan maalesef şu anda emekliler üzerinden Türkiye'ye çok ağır bir hakaret ediyor. Evet. Ne demek o? Ben şimdi sana vermiyorum para. Sürün ne yaparsan yap diyor. İşte ağaç kabuğu yiyor şu anda. Yılbaşına kadar ağaç kabuğu yiyeceksin. Ama yılbaşında yani seçimlere 3 ay kala ben senin cebine para koyacağım. Ve 4 ay önce ağaç kabuğu yediğini unutacaksın sen zaten diyor. Evet, aynen öyle oluyor hocam. Aynen öyle oluyor. Ve sonuç alıyor bundan. Bundan sonuç alıyor. İşte bunu bilmek de önemli yani. Bu da bir Erdoğan'ın şeyi. Yani bir artısı diyelim yani. Hani şimdi bana korkunç geliyor bu yaptığı. Ama karşılığını alıyor. Adamlar yani 7.500 lira yaşıyorlar insanlar. Şimdi 7.500 lira da bir maaşı. Yani İstanbul'da kiralar, şunlar, bunlar hepsini top. Yani yaşamak 7.500 lira İstanbul'da şu anda bir emekli için yani evi mevi yoksa söz konusu değil. Adam ne yapıyor bilmiyorum. Herhalde borç biriktiriyor sağdan soldan ondan sonra. Ama şey Bir arkadaşım para aradı. girince işte Bir para arkadaşım aradı beni. Hani ne yapıyorlar dediniz ya. Aynen şunu söyledi. Ben de sordum da aynen şunu söyledi. Hocam dedi, abartarak şöyle tasvir edeceğim durumu dedi. Kanepenin üzerinde elimizde kumanda, yorganın altına durmuş. Mutfağa da gitmiyoruz, dışarıda çıkmıyoruz. Minimum hareketle, minimum enerji harcayarak, minimum gıda tüketerek, bütün hayallerimizi sıfırlayarak bu dönemi geçmeye çalışıyoruz dedi. doğru söylüyorlar. Adam Bakın şimdi daha yeni bir çocuk daha kaçıncı delikanlı oldu? Okul ücretini ödeyemediği için bir mektupta o geri bıraktı. Kaçıncı gencecik delikanlılar hayallerinin hayatlarının baharında okul yemekhanesinin ücretini ödeyemediği için intihar ediyor. Bakın içinde lüks yok. Hobi yok, eğitim yok, haya hiçbir şey yok. korkunç hocam, başka söyleyecek bir şey bulamıyorum ama yani ve bu aynı zamanda da şey yani mesela Türkiye'de öyle şeyler yaşanıyor ki mesela bu emekli meselesi bunlardan bir tanesi. Başka örnekler de vereceğim. Sen de mutlaka bilirsin. Bizim gençlik yıllarımızda Türkiye'de 69'da ilk baskısı yapıldı. Fransa'da 56'da piyasaya çıkan George Polister diye bir adamın meşhur felsefenin temel ilkeleri kitabı. Yani Marksizm üzerine, diyalektik kavramı üzerine yazılmış. Çok didaktik, fazla şekilci, çok böyle şey. Yani oku, şey yap, kafana böyle şey yap. Ama verdiği örnekler falan çok şeydi. Yani hatta ben lise yıllarında okuduğumu hatırlıyorum. Çok iyi, çok iyi. Lise sonunda ya da lise ikinci sınıfta falan okudum Polisler'in bu felsefenin temel ilkeleri kitabını. Marksizmin temel şeyleri üzerine. Hem daha okurken dahi ya böyle sermaye emek ilişkisi olmaz. Hiçbir devlette böyle bir şey yok. Hiçbir yerde bu devlet böyle devlet vatandaş ilişkisi yok. Bu çok abartmış demiştim. Şimdi o zaman tabii daha çok gencim ama kitapla ilgili fazla popülerize etmiş. Fazla popülerize etmiş konuları derdim. Ve o kitaba hala da insanlar daha nitelikli, daha entelektüel solcular da polislerin kitabıyla hafif hafif de üstü bir saygıları da vardır. Çünkü binlerce ama şimdi Türkiye'de yaşananlara bakıyorum. Ya polislere haksızlık yapmışız biz. Polisler bile bu kadarını düşünmezdi herhalde. Ya. Polisler bile bu kadar. Hocam bak şimdi işsizlik fonu. Ne demektir hocam işsizlik fonu? Şimdi sana bir iktisat sorusu soracağım. Hem iktisatçı kimliğinle hem de vicdanınla senden bir yanıt istiyorum. İşsizlik fonu diye bir şey var. Bayağı da ciddi para var. Aşağı yukarı 35 yılda 40 milyar liraya yakın burada para toplanıyor ve harcanıyor yılda. 40 milyar lira az para değil. Şimdi işsizlik fonunun anlamı nedir? Niçin çıktı bu tartışma başında çok iyi hatırlıyorum. İşte bir işsizlik sigortası gibi bir şey getirelim. Masadaki türlü bir şey ama kaynak gerekiyor. Böyle bir işsizlik fonu kurdular. Hocam ilk 9 ayda, bilmiyorum sen de bu görmüşsündür. Yaklaşık 30 milyar TL harcanmış işsizlik fonundan. İşsizlik fonu 30. Ama bunlara
Yok pardon, çok özür diliyorum. 40 milyar TL harcamış ilk 9 ayda. Çok özür diliyorum, yanlış söyledim. Bağışlayın. Harcanan 40 milyar TL'nin demek yıllık 50 milyar TL'yi buluyor, hatta geçiyor demektir bu. Harcanan 28 milyar TL'si işverenlere, 11 milyar da işsizlere harcanmış, verilmiş. Şimdi ne demek patronlara ya da işverenlere işsizlik fonundan para aktarmak ne demek? Şöyle bir mantık mı yürütüyorlar? Yani sonuç olarak işsizlere yapabileceğimiz en büyük katkı az işsiz olmasına neden olacak bir şekilde. Yani istihdamı destekleyelim. Mantık İşten bu mu? İşten atma, biz sana yardım edelim diyor. Patrona yardım edelim ki daha az işsizlik çıksın. Arkadaşlar yani işsizlik fonunun böyle bir amacı olamaz. Yok ya. Sen onu yapıyorsan zaten işte kamu bankaları sistemiyle şunla bunla yapıyorsun. Değil mi? Kredilerle şunla bunla yapıyorsun sen patrona. Yani işsizlik fonundan işsizlere 11 milyar TL harca, patronlara 28 milyar TL harca. Yemin ediyorum polisler böyle bir devleti hiç hayal bile etmemiştir. O ya. Şematik formüllerinde bile böyle bir şey yoktur yani. Hocam, Kalyon Holding, Türkiye'nin işte o beşli çete denen grubun bir parçası değil mi? İstanbul'da çok büyük rantlara el koyuyor, büyük ihaleler kazanıyor. Senin de mutlaka bilgin var. İstanbul Havaalanı'nın şeyi. Evet. 1.2 milyar euroluk devlete olan borcunu bu sıkıntıda 22 sene erteletmiş bir. İstanbul Havalimanı'nın değil mi? Evet. 22 sene. 1.2 milyar euro. Yani Mehmet Şimşek kapı kapı para bulmaya dolaşırken tahakkuk etmiş bir vergi tahsil etmiyorlar. Evet. Yani gelir, kamu geliri ne kadar ediyor 1.2 milyar avro? Nereden bakarsan bak 40 milyar TL'ye yakın bir şey ediyor. Aynen öyle. Bütün anayasal ilkelere, bütün kamu maliyesi teorisine aykırı bir şekilde aynı matrağın üzerine ikinci defa motorlu taşıtlar vergisi salındı. Bütün hasılat, o da olursa 32-33 milyar TL olacak. Ya. Sırf tüpçüden alınmayan borç ne kamu bankasının ki hocam? Ona ayrı girmek lazım. O korkunç, hala bakıyorum şey yok, ses yok. Yani Türkiye'de bu arkası... Şimdi şöyle bir iddiada bulundu Muhammed Yakut. Maliye Bakanı Kalyon Holding'den aldığı evde oturuyor diyor. Süper ya. Ne kadar? Ya hocam özür dilerim de bunu Maliye Bakanı'nın kendisi açıklasın. Evet. Mehmet Şimşek'in görevi kabul etmesinin arkasında Kalyon Holding'in olduğu yazılıp çizildi ortalıkta. Erdoğan bile dönüşüne ikna edemedi. Kalyon Holding ne verdiyse verdi de ikna oldu. Şimdi siz de başka bir veri sunmuş oldunuz. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Çünkü ben Maliye Bakanı'nın sesini sürekli okuyorum. Maliye Bakanı'nın sesinde yalanlama yayınladı. Şimdi herkesin hakkını verelim bu konuyu. Duymazlığa gelmedi Mehmet Şimşek. Ve yalanlama diye büyük bir şey yayınladı. Ama oturduğu evi 2007'de aldığını söylüyor. Başka, ama kimden aldığını söylemiyor. Ben birinci elden Mehmet Şimşek'in Kalyon Holding'le kişisel dostluklarının olduğunu biliyorum. Hocam, şimdi bir Maliye Bakanı kişisel dostluk olan 1.2 milyar avroluk borcu erteleniyor. 22 sene erteleniyor. 22 sene sonra kim öle, kim kala? Ya böyle bir, şimdi bu diyorum, yemin ediyorum, bu bir ismini verdim, o George polisler. Yani çok şematik olmakla, çok fazla popülerize etmekle suçlanan o felsefenin temel ilkeleri kitabında bile böyle bir devlet sermaye ilişkisi tanımlanamaz. Korkunç, korkunç. Yani bu nasıl bir şeydir ya? Bugünkü neslin hakkı olan bir vergiyi 22 sene sonra kim öle kim kala diye bir bilinmeze atıyorsun. O günün hükümeti olacak, bunu almaya karar verecek, yargısı olacak, o şirket orada olacak, o sahipleri orada olacak, bilmem ne bilmem ne. Vahim bir şey. Gerçekten çok sıkıntılı bir şey. Yani öyle şeyler duyuyorsun ki hani ya bu da olmaz diye bir şey kalmadı. Ya bu da olmaz
Ya bu uydurmadır diye bir şey ortada kalmadı. Yani Türkiye hala mesela işte bir Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir yazısını yeterince konuşmuyor. Diyor ki yargı diyor baştan aşağı çürümüş rüşvet ilişkileri. Bunu söyleyen Türkiye'nin en büyük adliyesi olan Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı. Ama üzgünüm hocam, yıllarca susup da bunu diyene acaba onun arkadaşları Yargıtay'da, Danıştay'da, Anayasa Mahkemesi'nde nerelere geldi? Beni niye getirmiyorsunuz? Ben de böyle yaparım demiş gibi algılar onu. Aynen. Zaten bu konunun arkasından çok ilginç şeyler çıkacak. Bak şimdi ben bunu daha bir şey söylemiyorum. Ben ama size söyleyeyim. İlk çıkacağı şimdiden söyleyeyim. Bu vatandaş ilk fırsatta, ilk atamalarda o görevden alınır ve sıradan tenzili rütbe eder. Bilmiyorum. Genelde söylediklerinin %99.9'una katılıyorum senin her konuda. Bu konuda biraz kaygım var. Bu arkadaşın eşi sarayda biliyorsunuz. Bu başka bir kavga var ama burada. Öyle mi diyorsun? Kavga var. Kimin kazanacağı belli olmayan bir kavga var. Yani şöyle bir şey. Büyük bir şey geliyor bir yerlerden. Nereden geldiğini bilmiyorum. Ama yargının o çürümüşlüğü üzerine muazzam bir projektör tutulacak gibi bir laf var. Bu Türkiye'nin dışından olabilir. Nereden olacağını ben de bilmiyorum. Ama buradan herkes bir şekilde kendini kurtarmak istiyor. Bak ben söylemiştim zaten. Ben dememiş miydim mi? Herkes gelmek istiyor. Doğru. Benim şöyle bir biliyorsunuz öteden beri bir senaryom var hocam. Erdoğan'ın son bir tasfiye operasyonu ihtiyacı had safhada vardır. İlgili şeylerin deşifre edilmesiyle Süleyman Soylu'dan sonra başka şeyler ortaya çıktı. Şimdi yargıda başka şeyler, belki yarın medyada başka şeyler, bir sürü şeyler çıkacak. Bunun uçları da Erdoğan'ın tasfiye etmek istediği bir takım kesimlere doğru yürütülecek. Ve Erdoğan yine kendisi için yeni bir manevra alanı yaratmak üzere büyük bir tasfiyenin pimini çekecek. Adına da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aklıyoruz, paklıyoruz diyerek oradan da puan toplayacak. Bu da çok büyük bir ihtimal. Buna %100 katılıyorum. Yani içeride bir kavga var ama. Olabilir. Bu kavga şeyi kurtarma kavgası. Postu kurtarma kavgası. Yoksa herhangi bir şekilde adalet, hukuk kavgası falan değil. Değil. Anlayabiliyor muyum? Ve buna da maalesef çok muhteris, genç ama ihtirası kadar da formasyon olmayan genç gazeteci arkadaşlarla alet oluyorlar bu kavgaya. Niye diyorum bunu? Muhteris olmalarını anlıyorum. Gençler mesleklerinde parlamak istiyorlar falan. Ve bunu da muhalif kimlikle yapıyorlar. Yani muhalif kimliği yaparken önlerine acayip belge geliyor. Yani bir gazeteci önüne belge geldiği zaman ya bunu bana birisi gör. Bunu buna niye gönderdiler diye sorması lazım her şeyden önce. Aa bak ne ilginç belge diyorlar ve atlıyorlar üzerine. Evet, evet hocam. Peki şunu sormuyorlar mı bu genç arkadaşlar? İyi niyetli hepsi, ben bir şey demiyorum. Ya bunu bana niye gönderdiler ya acaba diye. Kim gönderdi yani? Ya kim belli mi? Ahmet Mehmet ama onun arkasında kim olduğunu kimse bilmiyor. Niye bana bunu gönderdiler diye soran yok. İçeride başka bir kavga ve bir de böyle ortalıkta genç böyle yeni yetmi gazeteciler var. Onlar kullanılıyor şey gibi. Ona bir belge, buna bir belge. İsim vermeyeceğim yani o gazetecilerinde. Evet. Hoş olmaz. Çünkü onlar genç çocuklar yani. Bana da yakışmaz. Tanımıyorum yani. Hiçbirisi benim kuşağım değil. Yani evet. Çoğu tanışıklığım bile yok yani. İsmen bildiğim. Tabii anında o haberlerin tümünün kaldırılması, erişime kapatılması da Erdoğan'ın bu deşifre olma olayından çok rahatsız olduğunu, bu Cumhuriyet Savcısının şeyinden çok rahatsız olduğunu açıkça gösteriyor. Dolayısıyla yani bu olay Erdoğan'ın kontrolünde gelişmeyen, her halükarda o Cumhuriyet Savcısına bir fatura kesilmesini gerektiren bir olay diye de ayrıca düşünüyorum yani. Merakla izleyeceğim.
Evet, kol kırılır, yen içinde kalır. Ben buradayken bu açıklamalar nereden geldi diye. Çünkü son tahlilde bu açıklamalar bu ülkeyi yöneten adama gidiyor ucu yani. Bunu da kabul etmek lazım. Erdoğan'ı tanıyorsak onun düzeninde kimse böyle şeyleri ona sormadan açıklayamaz yani. İsmail Uçar değil mi önce savcımız mı İsmail? Evet, evet. İlginç. Hocam süremizin sonuna geldik. Evet, evet dediğim gibi. Evet. Ben bir hususu, son bir söz hakkım olabilirse bir hususu bir cümleyle söylemek isterim hocam. Tabii hocam. Yargıdan bahsetmişken, yine Devlet Bahçeli açtı ağzını, yumdu gözünü. Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek yargı merci olan Anayasa Mahkemesi için aynen şu cümleyi kurtar. Biliyorsunuz defalarca bunları kapatmalıyız demişti. Defalarca kapatmalıyız demişti. Ve son olarak da dedi ki Kandil'i arkasına alan bir Anayasa Mahkemesi var dedi. Ben bir şey söyleyeceğim size hocam. Bu ülkenin üst düzey yargısına bu kadar doğrudan şantaj, hakaret, küfür, terör örgütleriyle iltisaklandırma, bilmem dış güçlerin uşaklığını yapmakla itham etme. Anayasamıza göre bir siyasi parti bir ülkenin en üst yargısını bu kadar kabz edebilir mi? Bu hocam, kadar baskı altına alabilir mi? Bu bir kararı eleştirmek değil, bu hakaret bu açık açık. Hocam görev yapamazsınız diyor ya. Evet. Bu bence kapatılmayı gerektiren korkunç bir yargı erkini tümüyle felç eden bir yaklaşım hocam. Hocam bütün o partiler, yani AKP çoktan kapatılmalıydı. Yani sadece NAS olayı yeter ya. Tabii ki, aynen öyle. Nasıl? Yani her zaman okuyorum ya, bir daha okuyacağım. Ya. Ben bunu yani öğretim öğrenimden kalma bir alışkanlık bende. Hocam kreşlere mescit açılıyor biliyor musunuz? Kreşlere mescit. Akıl bali olmayan 3 yaşındaki dersi. Ne demek bu ya? Akıl bali olmayan 3 yaşındaki 4 yaşındaki soyut kavramları anlamayan, tanrı kavramını anlamayan el kadar çocuklara hiçbir psikolojik, hiçbir pedagojik açıklaması olamayacak bir şekilde kreşlere kadar mescit sokmak nedir hocam? Buna Müslümanların itiraz etmesi lazım. İslami anlayışa göre bile bir çocuğun din gibi soyut kavramlarla muhatap olmaması gereken bir zaman diliminden geçiyor çocuklar orada. Haklısın. Başka söyleyecek bir şey bilmiyorum. Ama hep Erdoğan'a geliyorum tekrar. Anayasa madde 24 son paragraf şöyle başlıyor. Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandıramaz. Şimdi NAS ilkesi üzerinden Merkez Bankası'nın faiz politikasını düzenlemek, tam vahim bir anayasa ihlali yapıyorsun. Çok vahimem yani. Laiklik ilkesi üzerinden çok büyük. Yani ikinci maddeye aykırı bu. İkinci maddeye aykırı. Onuncu maddeye aykırı. 24. maddeye zaten haydi aykırı. Ama açık söyledi. Dedi ki bunun ekonomik gerekçesini, bilimsel gerekçesini tartıştırmam size dedi. Nas diye bir Kur'an hükmü vardır diyor, sana ve bana ne oluyor diye. Dolayısıyla bütün uzmanlığa, Merkez Bankası'na, para iktisatçılarına, herkese diyor ki bildiğiniz her şeyi unutun, neyse ne, ben inandığım din ilkesine göre bunu yapacağım. Sen diyemiyorsun ki bu böyle bir ilke yok, dinde de yok diyemiyorsun. Anayasamızda da yok diyemedik tabii. Peki ben sana hem soru sorayım, öyle kapatalım. Erdoğan bunu inanarak mı yapıyor, yoksa bunun siyasi getirisi var diye mi yapıyor? Erdoğan siyasi getirisi vardır diye, sermaye transferi, servet transferi yapacak diye yapıyor. Yani böyle bir şey, yani dindarlığı konusunda dahi çok ciddi kuşkulara düşüyorum ben artık. Ben Erdoğan'ın herhangi bir kutsal olduğuna inanmıyorum. İlla da bir kutsalından bahsetmek gerekirse güçtür, iktidar tutkusudur. Aynen. Aynı yere geldik hocam. Evet. Çok muhterem, çok sevgili takipçilerimiz, izleyicilerimiz, bu haftayı da maalesef çok böyle yüzümüzü güldürecek şeyler sizlerle paylaşamadan kapatıyoruz. Ama inşallah o günleri de kısa zamanda görürüz. Allah bize de ömür verirse, hepimize ömür verirse, çok uzak olmayan bir vadede inşallah, bakın ne güzel şeyler oluyor diye Türkiye'de. Bugün bir tek iyi haber verebildim, o da Polonya'dan. İnanamadım, biliyor muyum?
Evet, İbrahim Hocam çok teşekkür ediyorum. İyi günler hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.